Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz gibi şu an Ankara Haçlı'dayız. Otobüsün içine tekrar gelelim. Mercedes'in Travigo'sunu aldım. Evet, buradan yolculuğumuza başlayacağız. Şöyle bir koltuklarımızı kontrol edelim. Ekranlarımız çalışıyor. Yolcularımız televizyonlarını da izleyebilir. Burası şoför mahallimiz. Bizim kullanacağımız yer gördüğünüz gibi. İbre detaylarımız, bardağımız içindeki çaya kadar detaylarımız görünüyor. Best One Mercedes Travego arkadaşlar. Otobüsümüz bu şekilde. 2 artı 1'dir. Bayağı da rahattır. Buradan Haçlı'ya gireceğiz. Yolcularımızı alacağız. Ve devam edeceğiz. Buradan aracımızı bir çalıştıralım. Aracı manuel kullanayım dedim. Niye böyle yapıyor bu? Kullanalım dedim. Bak bu şekilde oldu. Gördün mü? Boşta çalıştıralım. Boşal. Buradan aynamızı da açalım. Dışarının aynasını göremeyebiliriz çünkü. Bakalım buradan yolcu alabilecek miyiz? Normalde geçtiğimiz günlerde oynadığımızda yolcu hatası veriyordu arkadaşlar. Ankara'dan Hakkari'ye. Şu an haritayı da tam göremiyorum. Nedenini çözemedim ama. Bazen bu tarzda hatalar verebiliyor. Samsun'a, Adana'ya, Hatay'a. Buradan Hatay olabilir mesela. Aynen buradan Hatay diyelim mesela bakalım. Alabilecek miyiz? Bir göreceğiz. Şurası açıldı. Tekrardan birinci vitesi alalım. Bak ya yürümüyor. Buradan tekrar. Hadi. Boşa alıyorum. Bak boşta da çalıştırıyorum ama biri alıyorum. İkiye mi alsam acaba? Otobüs yürümüyor abi. Bunun bir vitesini otomatik yapalım ya. Yani anlamadım gitti. Açıl baba. Manuel vites bir de karlı ya. Karlı modda oynuyoruz zaten şu anda. Otobüs çıkmakta da zorlanıyor. İkinci vites de çıkıyor şu an kendi. Normalde manuel viteste rahat gitmesi lazım ama alkışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Otobüslerin durak noktası burası. HD'yi bilenler biliyordur zaten. Gerçekten adamlar HD'yi yapmış yani birebir. Peronları gördüğünüz gibi Kamil amcamın peronu. Tunceller, Fındıkkale, Urfa, Assoy mu yazıyor? Aynen. Bizim mekan nere abi? Bizim mekan belli ileride.
Borsayı bağlamak için diyor, yani yolcular al demiyor şu anda da. Bakalım. Ablalar bağlanıyor diyor. Bu şekilde yapıyor şu an. Hani normalde aslında yapması gereken yolcuların binmesi. Ama öyle bir ayar yok şu an için. Gördüğünüz üzere. Burada da best one'ımız var. Biz buradan yolcularımızı aldık. Devam edelim bakalım. Hatay'a kadar gideceğiz. Öz Elbistan. Son peron. Burada biraz yavaş gidelim. Burada biraz tümsek. Yolculara zarar gelmesin. Buradan da kullanabiliyoruz otobüsü bu şekilde. Bak bu yönü güzel mesela. Bu kısmı hoşuma gitti benim. Şöyle de sürebiliriz yani. Biz normal kullanalım da. Kolay gelsin kardeşler. Biz gidiyoruz. Şuradan bir haritamızı açalım. Güzergahımız belli. Buradan sağa dönmemizi istiyor. Bu biz biraz yanlış gittik şu an haritaya bakıyoruz diye. Buradan sağa dönelim. Mercedes'in Travigo'su. Yol serbest zaten. Direksiyonun dönüşünü, yani pardon, kameranın dönüşünü direksiyon dönüşüne göre ayarladım. Hani ona göre dönüş yapıyor şu an. Batkent, Eryaman, İstanbul. Biz şuradan bir çıkalım abi. Adana yolundan gideceğiz çünkü. Düz vites denesek mi acaba tekrardan ya? Yani araç kalkmadı, bilmiyorum. Genel olarak bir sıkıntı mı var acaba? Ya da vitesi mi ayarlamadım acaba ben? Vitesi ayarlamamış olabilirim. Mazotumuz var mı? Şuradan Opet'e girelim, daha az bir mazot alalım ya. Aracımızı istop edelim. Buradan bir mazotumuzu alalım. Bu neymiş? Bu nasıl bir şey yapmışlar burada ya? Şunu çok merak ettim. Kamyoncuyuz biz. Mercedes'in aksorunun kupa kısmını buraya koymuş adamlar. Opet'in detayını da görüyorsunuz zaten. Mazot kaç para bakalım. Şu an Türkiye şartlarında mazot uçtu ama otobüsümüz de güzel görünüyor ha buradan bakınca. Ankara detayını görüyorsunuz zaten. Mazot şu an 4,81 arkadaşlar. Yeni güncelleme gelmemiş. Buradan devam edelim bakalım. Buradan bizi otobandan mı gönderecek? Ne yapacak? Dur bakayım. Yok, normal yoldan gideceğiz ya.
Açtığının önünden itibaren gidiyoruz şu an. Konya yolundayız yani arkadaşlar. Böyle yaklaştırayım biraz kendime. Çok da uzak kalmasın bana. 115, 116. Hızımız iyi. İbreyi sona dayayabiliriz. Yalnız süspansiyonu çok fazla ya. Şuna bak abi, otobüs yani bildiğin zıpır zıpır. Adı sekmemesi lazım. Soldan da araç geliyor. Basalım bakalım. Şu an gaza son noktaya kadar bastım yani. Nasıl gidecek göreceğiz. 140 falan yapıyor herhalde ya. 139 dedi. Bir de karlı hava. Araç kayıyor da az bir şey. Direksiyon şu an çok az bir sarsılıyor. Şu an göl başına girdik. Göl başındaki yol çalışması bitti ama ha. Yani buradan YKS'ye, oyuncu bize sesleniyorum arkadaşlar. Göl başındaki yol çalışması bitti. Adamlar tüneli açtı yani, haberiniz olsun. Benden size söylemesi. Selektörümüzü bak, gölbaşı yazıyor reis. Mekan bizim ya. Yabancı değiliz yani gölbaşına. Yalnız Mercedes çok fazla kullanmadım ben otobüs olarak. Normalde iri zarı i8 ile oynuyorum genelde. Şu an Travego efsane gidiyor ha. Yani karlı modu da ayarladık ama karlı modda da gidiyoruz. İnşallah bir anormallik yaşamayız. Şu an yollar full karlı. Aracımız kaymazsa sağ salim varız inşallah. Hop 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 hop, ne olmuş burada? Siz ne yapıyorsunuz ya? Dayıcım sen de bir anda fren yaptın, vallahi beni korkuttun ha. Aracımız hızlanıyor yine. Dip gaz, bakalım nasıl gideceğiz. Passat geçti bizi. Farklarımız yanık dursun ya. Buradan Hatay ne kadar sürer? Bakalım. Adana 7 saat sürüyor. Osmaniye 8 saat desen. Hatay ikisinin arasında zaten. Adana otogara gireceğiz. Aksaray'a gireceğiz. 7, 7,5 saate falan varmış oluruz ortalamaya. Hemen hemen aynen. Yani biz de otobüs yolculuğu çok yaptık. Ankara'dan Adana'ya çok gittik. Osmaniye'ye de çok gittik. Bu yine niye ağırlıyor ya? Vallahi radara girdik herhalde. Radara girdik abi. Gölbaşın tam çıkarken kulu makasında radara girdik. Bolu da benim üniversite okuduğum yer ha. Vay be. 2010-12 arası üniversite okuduk arkadaşlar orada. Bu yolları o yüzden iyi biliyorum yani. Yabancısı değiliz yolların. Memleket Adana. Normalde Ankara'da yaşıyorum. O yüzden Adana-Ankara arası Osmaniye'ye kadar yolların çok şükür kurdu olduk yani. Buradan oyuncu biz Moda, YKS'ye teşekkür edelim arkadaşlar. Hani güzel yapmışlar açıkçası. Ufak tefek hani güncellemeler olmuş tabi. Dediğim gibi göl başındaki köprü çalışması bitti. Tabi arkadaşlar o kadarını anlık takip edip de ayarlayamayacağı için onlara da bir şey dememek lazım. Şu an yolları, tabelaları, dönüşleri, orada polisin durması bile bir ince bir detay yani. Buradan
tüm bu modda çalışan arkadaşlara bir teşekkür etmek lazım yani. Ben teşekkür ediyorum herkesin adına. Vallahi emniyet şeridinden niye gidiyorum diye sormayın. Hız kesmek istemiyorum. Arkadaşlar sağ olsun ağır gidiyorlar bize göre. Sağ şerit boş. Geniş geniş dönebiliriz buradan ya. İyi, en az 110 ile gidiyoruz zaten. Yolcular zamanında yetiştiririz diye düşünüyorum. Ağırlı modu bayağıdır oynamıyordum arkadaşlar. Ağırlı modu da ayarladım. O da güzel yani. Hani yolda kar olduğunun hissiyatını veriyor yani şu an. Direksiyondan hissedebiliyorum açıkçası. Sizlere öyle söyleyeyim. Traktör, sen ne geziyorsun orada? Saatimiz kaç bu arada? Saat 3. 3.30 olmuş. Yusuf'la gidiyoruz bakalım. Şu an Aksaray'a varmak üzereyiz. Hadi kardeş, daha ne kadar yavaşlayacağım ben? Allah Allah. Tamam, sol dolu anladık da sen gaza basmıyorsun ki ya. Vay, tırcı kardeşim gidiyor. 950 götürüyor lastikli. Selamun aleyküm Volvo abi. Bu da tehlikeli madde mi? Yo, süt açmış lan o. Aha, bu da ayrancı. Vallahi Sütaş ayran götürüyor. Selamun aleyküm. Biz şuradan bir devam edelim bakalım. İyi, 120-130'la gideceğiz herhalde ya. Daha durmayız. Yolumuz uzun. Aksaray'a vardık sayılır. Aynen öyle. Yeşil yandı mı? Yandı. Adama da vurmayaydık, iyiydi. Direksiyonu biraz eksik çevirdik. Sağdan gelen var. Soldan gelen var mı? Yok. Buradan bir devam edelim bakalım ya. Aksaray'a girdik şu an. Tamam, Aksaray emniyetini yapmışlar mı acaba? Tam bu köprünün sağı Aksaray emniyeti arkadaşlar normalde. Aynen. Tamam, köprüyü tam yapmışlar abi. Yol bozuk zaten. Köprü hakikaten bozuktu. Şu an geçtiğimiz yer tam sağımız emniyet. Emniyet binası belki güvenlik ve gizlilik açısından yapmamış olabilirler. Yine de alınmayalım arkadaşlarımıza. Ama yolu tam yapmışlar yani. Yol bozuk zaten, hala bozuk. Oyunda da bozuk yani. Buradan bir dönüşümüzü yapalım abi. Tamirhane var mı burada ya? Varmış aslında. Neyse, girmeyelim, boş yer ya. Tamirlik bir işimiz yok nasıl olsa. Aksaray'a çıkıyoruz şu an arkadaşlar. Evet. Aksaray sana elveda kardeşim. Biz buradan Hatay'a doğru bir uzayacağız, geleceğiz. Otobüs iyi giriyor ama ha. Hızlanması falan bayağı güzel yani. Hoşuma gitti. Bakalım.
Vallahi iyi döndük la. Karlı olmasına rağmen kaymadı. Güzel döndü. Manuel vites gibi aslında bu ya. 6 vites gidiyor. Ben bunu manuel kullansam şimdi yine bir ayarsızlık olur mu acaba? Evet, dol ofisinde geçtik. Neyse, otomatikte kalsın bakalım ya. Bir dahaki sefere bir ayarlama yapar tekrar. Bir manuel kullanmayı deneriz. Bu ne? Duster. Valla bunlar nasıl geçeceğiz biz lan? Abi sizin yol verme gibi bir alanız yok mu ya? Yani ben otobüsüm utanın ya. Makas atıyorum bak size bildiğin. Bildiğin makas atıyorum yani. İlle böyle mi oynamamız lazım? İlle böyle mi gitmemiz lazım? Konya Karaman diyor. Otobandan götürüyor bizi herhalde ya. Baksana abi. Buradan döndüysek daha da takla atmayız. Bas buradan Adana'ya kadar aç. Otobüs iyi gidiyor ama ha. Valla Mercedes'in Travegos'u bayağı yakışıklı yani şuradan bakınca. Baksana abi. Araç resmen şaha kalktı ya. Irizar i8'i bak çok beğeniyorum demiştim arkadaşlar ama Irizar i8'den daha iyi gidiyor şu an. Yol tutuşu falan da hoşuma gitti yani. Irizar biraz daha sallıyor. Ha, takla falan atmıyor ama bundan az bir şey daha fazla sallıyor yani aracı. Bakalım buna da nazar değdirmeyiz inşallah. Adana Kayseri diyor. Biz Adana'ya doğru devam edeceğiz. Memleketi de bir görüp gelelim ya. Olmaz mı? Buradan Adana'ya, Adana'dan Osmaniye varmadan Hatay'a dönüş yapacağız. Oo, 157 dedi. Vallahi 10 numara gidiyor şu an ha. lira geç ücreti ne kardeşim ya? Lan mazot olmuş 23 lira, sen 226 lira benden para mı alıyorsun? Ya şu anki mazota göre hiçbir şey değil ya. Vallahi 160 160 gidiyor abi. Düşme lan, düşme lan. Selamun aleyküm. Vallahi 160'tan düştü. Adana viyadüklerine geldik arkadaşlar. 40 geçit tünelleri bunlar. 10 muydu? 11 tane miydi ya toplamda? Dur bakalım. Tünellerimizden geçiyoruz. Tüneller bu kadar birbirine yakın değil de. Oyun olduğu için mecburen yolda kısaltmak adına yakın yapmışlar yani. Şuradan en sola çıkayım bari ya. Yürüyemeyeceğiz yoksa. Evet. Hava kararıyor. Dönüşte tıra vurduk. Niye vurduk? Uzunları yakacağız diye. Bundan nasıl geçeceğim ben şimdi? Adana, Osmaniye, Mersin diyor. Ben Adana'ya doğru devam edeceğim. Kardeş durma durma, ne yapıyorsun? Adam duruyor ya bildiğin. İç ambiyans ışıklarımızı yakalım abi biz. Adama bak ya. Bildiğimiz ağırlattı orada var ya. Çok az kayıyor şu an otobüs. Onun haricinde iyiyiz.
Saatimiz kaç oldu? Şuradan saate tekrar bakalım. Burada tepede saat olması lazım normalde. Göremedim. Neyse. Sıkıntı değil ya. Adana'yı geçiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi Hatay, Adana ile Osmaniye'nin arasında kalıyor arkadaşlar. Buradan Hatay'a varacağız, yolcularımızı bırakacağız. Karküreme mi o ne ya? Yok. Osmaniye, Adana şehir merkezi diyor. Biz Osmaniye, Antep'e doğru devam edelim. Araç 6. viteste 133 diyor şu an. Normalde 159'a kadar çıktık. 160'ı göremedik. Yalan yok şimdi. İyi de gittik ama ha. Sola çıkma açık. En sola geçelim bakalım. Kornaya basınca iyi. Şerit değiştiriyorlar. Da. Önümdekinin geçmemesi kötü oldu orada ya. Çekil oğlum. Yok, yer değiştirmiyor bak burada. Ne olmuş lan burada? Kaza olmuş orada. Kaza olmuş derken de gittik tıra vurduk yani ha, çaktırmadan. Buradan dimdirek gideceğiz. Uzunu yakmaya gerek yok ya. Şöyle bir düşündüm uzunları yakayım mı diye de. Çok da gerek kalmadı yani. Bak iç lambaları söndürelim mesela. Araç normalde böyle gidiyor arkadaşlar. İç detay bayağı güzel ama. Buradan da iç lambalarımızı yakalım. Genelde kullanılan ilk iki şerit. Bak sol şeridi kimse kullanmıyor. Niye? Hava karlı çünkü. Araçlar kayar diye biz kullanalım. Uzunları yakayım ben ya. İyice hava karardı. Yolu görmüyorum. Ya da yakmayalım ya. Adamları etkilemeyelim. Şimdi gözleri gider de. Sen ne yapıyorsun kanka? Yaksam iyi olacak sanırım, yoksa vuracağız arabayı. Polis ne yapıyor burada? Adamı durdurmuş. Yaklaştık ya, çok bir yolumuz kalmadı. Buradan otogara varacağız. Yolcularımızı bırakacağız. Bak uzunu yakmayınca bu şekilde gösteriyor. Uzunları yakınca da böyle. Uzunlar daha iyi oluyor sanki. Yine dip gaz yaptık ama sağ yol kapalı diyor. En az 130 ya, güzel. 120 ile 130'da gelebilmemiz bayağı iyi yani şu an için. Dönelim.
Peugeot mu? Peugeot valla. ...207'nin yeni kasasına benziyor o. Şu adam sağlayacak diye korkuyorum da şu an. Şöyle geçeyim. Arkadan bize vurmasın. Evet, yaylana yaylana gidiyoruz. Mercedes Travego konfor arkadaşlar. İç lambaları söndürelim bakalım. Sokak lambalarının vurması bile bir detay yani buradan baktığımız zaman. Arkadaş en sağa geçtik. Bırakırsam gidecek. Hatay'a şu an geldik. Hatay keşfet diyor. Demek ki daha önce Hatay'a gelmemişiz. Otogarı geçiyorduk az daha. Buradan bir yanaşalım şöyle. Buradan gelelim. Otobüs geri geri gitmeyi unuttu herhalde diyecektim de. Niye bırakamıyoruz biz yolcularımızı? Yolcularımızı bırakamıyoruz şu an. Şu an bırakmamız lazım aslında. Allah Allah. Demek ki hala çözülmeyen noktalar var arkadaşlar. Yani yolcuları aldık ama bırakamıyoruz. Bu şekilde gösterelim. Hani aracımı düzgün park edemedik diyeceğim ama zannetmiyorum. Bu şekilde bırakalım. Evet. Bizden buraya kadar olsun ya bugünlük. Ne yapalım? Yolcuyu bırakamadık. Araçta kaldı yolcular. Ama şu an gördüğünüz gibi Hatay'dayız. Şuradan da göstereyim. Buradan gösteremiyorum tam da. Açmıyor çünkü. Adana Metro Best One Tour diyor. Bizim aracımız yani. Bir diğerlerinde tabelalar yok. Peronlardaki şeyleri bilmiyorum. Araçların kimlere ait olduğunu. Biz yolculuğumuzu burada sonlayalım arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.